18.45 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce haber özetleri geliyor ekranlarınıza. Öcalan'a ev hapsi getirileceği iddialarına Başbakan ne yanıt verdi? Suriye lideri Beşar Esad aylar sonra halka hitap etti, izdiham yaşandı. Türkiye şühedaya yürüdü. Irak Cumhurbaşkanı Talabani öldü mü? Ayrıntılar birazdan Aynur Aydın'la ana haber bülteninde. Sevgili izleyenler, Gabon, Nijer ve Senegal'i kapsayan Afrika gezisi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda yapan Başbakan Erdoğan, İmralı ile yapılan görüşmelerle ilgili sorulara yanıt verdi. Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, Öcalan'a ev hapsi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Özellikle hükümet dışı kuruluşlarımızın... Gabon, Nijer ve Senegal'i kapsayan Afrika gezisi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yapan Başbakan Erdoğan, İmralı ile yapılan görüşmelerle ilgili sorulara yanıt verdi. Bildiğiniz gibi bu yeni başlamış bir süreç değil. Bizim buradaki bütün gayretimiz terörle mücadelede başarılı olabilmek, ülkemize huzur ve refahı tam manasıyla dört bir köşesine getirebilmek. Erdoğan, PKK ile görüşme sürecinin çok önceden başladığını ve MİT aracılığıyla sürdüğünü tekrarladı. Daha önce başladığımız bir süreci devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii bu konuyla ilgili biliyorsunuz, yurt içi yurt dışında daha önce hükümet ederken siyasetin enstrümanları vardır. Ve bu enstrümanlarını da kullanır. O da nedir? Devletin mekanizmaları içerisindeki enstrümanlardır. Ve bu konuda da en önemli enstrüman her zaman için istihbarat teşkilatıdır. Ve istihbarat teşkilatı özellikle yürütmenin en önemli bu konuda ayağıdır. Müzakereyle görüşmelerin farklı şeyler olduğunu söyleyen Erdoğan, Avrupa'nın bölücü terör örgütünün siyasi ayağı olduğunu kaydetti. Bizler şu anda siyasetçi olarak böyle bir görüşmenin içerisinde olmadık, olmuyoruz. Ben bir yolculuğumda bir ifade kullandım. Terörle biz mücadele ederiz, siyasetçiyle müzakere ederiz dedim. Müzakere ile görüşmeler farklı şeylerdir. Ve bu görüşmeleri de yaparsınız. Bu görüşmeler esnasındaki gelişmelere göre de adımınızı atarsınız. Bundan önce mesela bir Oslo olayı vardı. Ama şu anda bizim gündemimizde Oslo yok. Ha, gelecekte buna benzer farklı gelişmeler olabilir mi? Olabilir. Yani bunun önünü kapamanın da bir anlamı yok. Ha, bu Oslo olmaz da başka bir yerde olur. Biliyorsunuz Avrupa bölücü terör örgütünün siyasi ayağıdır. Ama nerede? Kendi içinde siyasi ayağıdır. Ve onlar şu anda İmralı'ya karşı farklı yaklaşmaktadır. Daha farklı yaklaşmaktadır. Bu hassasiyetleri, bu incelikleri görmemiz lazım. Eğer bu hassasiyetleri, bu incelikleri iyi görecek olursak ve burada ülkemizdeki gerek STK'lar olsun, gerek yazılı görsel medya olsun, eğer burada el ele verebilirsek başarılı oluruz. Ama şu ana kadar olduğu gibi el ele vermemekte direnirsek, bakın biz hala el ele vermiş değiliz, onu söyleyeyim. Yani biz ne yazılı görsel medyadan gerekli desteği alıyoruz, ne STK'lardan. Yani böyle bir bölücü terör örgütüyle mücadele olmaz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapması gerekir. Biz şu anda hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Başbakan Öcalan'a ev hapsi gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirtti. Teröre bulaşmış olanları, yani burada bağışlayan böyle bir genel af bilmem ne böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bunu da bilinmesini istiyorum.
Örneğin İmralı için ev hapsi gibi böyle bazı şeyler uydurulup duruluyor. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Yani AK Parti'nin iktidarında değerli arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Erdoğan, CHP liderine cevap vermeyi de ihmal etmedi. Şimdi ana muhalefet partisi diyor ki, biz diyor şimdi kredi veriyoruz diyor mesela. Kendisi muhtacı himmette de, nerede kaldı? Gayriye himmete de. Ya sen nereye kredi vereceksin? Sen krediye muhtaçsın bir dakika. Dur bakalım. Hangi krediyi vereceksin? Bu işin çözüm yeri meclistir diyor. E mecliste bununla ilgili bugüne kadar çok bilgiler verildi. Fakat yenilen pehlivan biliyorsunuz güreşe doymazmış. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde Suriye lideri Beşar Esad da vardı. Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının 230 bini bulduğunu, yapılan harcamaların ise 500 milyon dolara yaklaştığını kaydeden Erdoğan, Esad'ın 2014'te aday olacağı iddiaları üzerine kararı Suriye halkına vereceğini söyledi. Buyurun biz beraber yapalım bu işi. Bakın 3 tane arkadaşım benim yanımda. Başbakan Erdoğan, Afrika seyahati öncesi Türkiye'ye sığınan sığınmacılarla ilgili son rakamları açıkladı. Beşar Esad'ın tekrar aday olacağı iddialarına dair görüşünü dile getirdi. Akçakale'de Suriye Ulusal Koalisyon güçlerinin başındaki Muaz El Hatip kardeşimizle de görüşmelerimiz oldu. Tabi böyle bir şeyi şu anda Suriye halkının kabulü söz konusu değil. Çünkü 50 bin insanı öldüren, 60 bine doğru yürüyen ve sadece Türkiye'de şu anda arkadaşlar 230-240 bini buldu. Kamplarda sayı 160-170 bin. Bir de kampların dışında kendi imkanlarıyla şu anda ülkemizde olan Suriyeli kardeşlerimiz var. Yani toplam rakam herhalde yani 220-230 bini bulmuş vaziyette. Ve o kamplardaki kardeşlerimizin halini bizzat işte gidip gördük. Daha önce Kilis'i ziyaret ettim. Şimdi Akçakale'yi ziyaret ettim. Ve bunların halini bu kardeşlerimizin görüyoruz. Biz tabii elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Yani şu ana kadar yaptığımız harcama değerli arkadaşlar 450-500 milyon doları neredeyse buldu. Ve bu devam ediyor. Biz açık kapı politikasıyla da bu desteğimizi vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Ve kendisinin hala 2014'te ben kendimi devlet başkanlığına aday gösteriyorum gibi bugün onun basın toplantısını yapacak olması filan bu işi çözer diye düşünmüyorum. Bunun da nihai kararını biz değil, bunun nihai kararını zaten şu anda Suriye'de bu mücadeleyi sürdüren Suriye halkı verecektir. Suriye halkının vereceği böyle bir karara, irade beyanına bizim müdahale yetkimiz yoktur. Kimsenin de böyle bir müdahale yetkisinin olmaması gerekir diye düşünüyorum. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kasım ayından bu yana ilk defa halka seslendi. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Esad, ülkedeki çatışmaların yönetimle muhalifler değil, vatan hainleriyle halk arasında olduğunu söyledi. Ülkede El-Kaide zihniyetine sahip teröristler var. Çoğu Suriyeli olmayan radikal İslamcılarla savaşıyoruz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uzun bir aradan sonra ilk defa halka sesleniş konuşması yaptı. Esad'ın Şam'ın merkezinde yer alan opera evindeki konuşması devlet televizyonu tarafından canlı olarak yayınlandı. Esad'ı salona girişinde taraftarları ayakta ve alkışlarla karşıladı. Ülkesindeki durumu değerlendiren Esad, Suriye'nin tarihinde görmediği bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Tüm ülkeyi saran bir acıyla karşı karşıyayız. Ülke içinde ve dışındaki Suriye'ye düşman olan güçler bizden intikam almak istiyor. Ülkedeki çatışma yönetimle muhalifler arasında değil, vatan hainleriyle halk arasında diyen Esad, ülkede El-Kaide zihniyetine sahip teröristler var. Çoğu Suriyeli olmayan radikal İslamcılarla savaşıyoruz. Bu süreçte yanımızda yer alan Rusya, Çin ve İran'a teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
Sözlerine bazıları Suriye'nin muhaliflere doğrudan askeri müdahalede bulunmayı tercih ettiğini iddia ediyor diye devam eden Esad, biz başından beri siyasi çözümden yanaydık. Ancak kan dökmekten başka bir şey bilmeyen teröristlere karşı halkımızı korumak için kendimizi savunduk dedi. Ülkesinde nereye baksa acılar gördüğünü söyleyen Suriye Devlet Başkanı, ülkenin her köşesine yayılan bu acılardan ümit doğacağını, başkalarının görüşmelerini bekleyerek çözüm bulamayacaklarını kaydetti. Çözümün ülke dışında olmadığını savunan Esad, Suriye'ye muhalefetin terör yaydığını, terörün Asya ve Avrupa'dan getirildiğini savundu. Ülkesindeki iç problemin dış ülkelerin nüfusuyla ortaya çıktığını kaydeden Esad'ın konuşmasını bitirmesinden sonra salondaki sevenleri elini sıkmak için sahneye akın etti. İzdiham nedeniyle kısa süreli itiş kakış yaşandı. Köşeye sıkışan Esad bir yandan sevenlerine el sallarken bir yandan da korumaları tarafından salondan çıkarıldı. Esad salona girişinde olduğu gibi çıkışında da alkışlar ve sloganlarla uğurlandı. Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları geride bıraktığımız Aralık ayında yine arttı. Aralık'ta açlık sınırı 1000 liraya, yoksulluk sınırı ise 3000 liraya dayandı. Açıklanan enflasyon rakamları 2012'deki artışın son yılların en düşük enflasyonunu işaret etse de açıklanan başka veriler durumun aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu. Açlık ve yoksulluk rakamları Aralık ayında arttı. Aralık ayında açlık sınırı 990 liraya, yoksulluk sınırı 2779 liraya yükseldi. Belediye ve Özel İdari Çalışanları Birliği Sendikası ARGE birimi tarafından TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan 2012 yılı Aralık ayı asgari gıda harcaması, yani açlık sınırı ve asgari geçim haddi, bir başka ifadeyle yoksulluk sınırı rakamları artmaya devam etti. Araştırmaya göre 2012 yılı Kasım ayında 977 lira 29 kuruş olan açlık sınırı Aralık ayında 990 lira 79 kuruşa yükseldi. Yine Kasım ayında 2761 lira 64 kuruş olan yoksulluk sınırı 2779 lira 97 kuruşa çıktı. Kasım ayı rakamlarına göre Aralık ayındaki artış açlık sınırında 13,5 lira, yoksulluk sınırındaysa 18 lira 33 kuruş oldu. Aralık ayında en yüksek artış %1,55'le gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2012 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %1,23, lokanta ve otellerde %39, konutta %24, ev eşyasında %21, çeşitli mal ve hizmetlerde %10, sağlıkta %10,4, eğitimde %10,2, alkollü içecekler ve tütünde %10,1 artış meydana geldi. Eğlence ve kültürde %17, ulaştırmada %27, giyim ve ayakkabıda ise %1,50 oranında düşüş gerçekleşti. İstanbul Mecidiyeköy'de sevgilisi tarafından terk edilen genç bir kız silahla kendini vurdu. Olay Mecidiyeköy'deki otobüs duraklarında meydana geldi. Bir hafta önce polis olan sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kız sevgilisiyle görüşmek için buluştuğu durakta çantasında taşıdığı ruhsatsız bir silahla karnına tek el ateş ederek canına kıymak istedi. Olay Mecidiyeköy otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki M.A. bir hafta önce polis memuru sevgilisinden ayrıldı. Akşam saatlerinde buluşan iki genç tartışmaya başladı. Bu sırada M.A. yanında bulunan ve kime ait olduğu henüz bilinmeyen tabancayı göğsüne dayayıp tetiğe bastı. Genç kız karnından girip sırtından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılırken polis sevgilisi şoka girdi. Kardeşim geçmiş olsun. Nasıl oldu, bir kısaca anlatır mısın? Genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir hemşire yaparken bir yandan da telefonla durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kızın sürekli nabzını kontrol eden genç hemşire kan kaybını önlemek için de boynundaki fuları çıkararak yaraya tampon yaptı.
MA dakikalarca acı içinde yerde kıvrılarak dayanamadığını söylüyordu. Bu sırada bir polis memurunun eldiven takmadan olay yerindeki tabancayı alarak polis otomobiline götürmesi dikkat çekti. MA'nın eski sevgilisi olduğu öğrenilen polise basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kardeşim geçmiş olsun. Nasıl oldu, bir kısaca anlatır mısın? Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire Sinem Bulut da genç kızın sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Ya genel durumu şu an için iyi, öyle diyeyim. Hafif solunum sıkıntısı çekiyor. Göğsünden vurulup sırtından çıkmış durumdaydı. Periferik nabzı biraz zayıftı. Şoka girmişti az biraz. Siz evinize mi gidiyordunuz? Evime gidiyordum. Nöbetten çıkmıştım ben. Teşekkür Hayat ediyorum. Peki? Bilmiyorum, ameliyat olması gerekiyor. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, genç kızın eski sevgilisi polis memuru ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte insanlar bazen ne kadar çaresiz olduğunu düşünüyor ve bir anlık öfkeleri canından olmasına sebep oluyor. Az önce izlediğiniz görüntülerde 17 yaşındaki genç kız aşık olduğu bir kişi yüzünden kendi canına kıymak istedi. Halbuki onun Allah'ın izniyle yaşayacağı daha çok yıllar var önünde. Seveceği başka insanlar çıkacaktır mutlaka karşısına. Belki de çok sevdiğini zannettiği, uğruna kendini vurduğu o polis memuru sevgilisinden daha çok sevecektir birilerini. İşte yaşı küçük olduğundan bunları düşünemiyordur. Zaten düşünemediği için de böyle bir yola başvurdu. Yara olan bu genç kız eğer hayati tehlikeyi atlatıp yaşamaya devam ederse, yıllar sonra bu yaptığı hareketin ne kadar tehlikeli ve bir o kadar da saçma olduğunu düşünecektir. Ve Konya'da meydana gelen bir haberle devam ediyoruz bültenimize sevgili izleyenler. Konya'da 24 yaşındaki Abdurrahman Akarsu alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla karın boşluğundan vuruldu. Yaralı halde olay yerinden 100 metre ileriye kaçan Akarsu 112 acil yardım hattını arayıp vuruldum diyerek yardım istedi. Olay Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde bulunan park yanında meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Abdurrahman Akarsu aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki kişiyle yolda tartıştı. Tartışma giderek büyüdü. Akarsu tartıştığı iki kişi tarafından sol karın boşluğundan tabancayla vuruldu. Kanlar içerisinde olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan Akarsu cep telefonundan 112 acil yardım hattını arayıp vuruldum diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akarsu, ambulansı hastaneye kaldırıldı. Yaralının ifadesi doğrultusunda iki kişi polis ekibinin takibi sonucu yakalandı. Tedavisi süren Abdurrahman Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu müzisyenleri minibüsünde ses kolonları içine ve zula bölmelere gizlenmiş 6000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aksaray Adana Karayolu üzerinde rutin yol kontrolleri yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi bir minibüsü durdurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenince minibüste arama yapmak istedi. Minibüste geniş çaplı arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi, minibüste oluşturulan zula bölmelere ve minibüste bulunan ses kolonlarının içine gizlenmiş toplam 6000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Müzisyen oldukları tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. Van'ın sınır ilçelerinde son 10 yılda 48 kişinin ölmesine neden olan kaçakçılık olayları sınır boylarına inşa edilen kale kollar sayesinde azaldı. Geçim sıkıntısına düşen köylüler ise göçe başladı. Van'ın sınır ilçelerinde kaçakçılık olayları son 10 yıl içinde 48 kişinin hayatını yitirmesine neden oldu. Ölenler geride, gözyaşlı eşler ve çocuklar bıraktı. Terörü ve birçok kişinin de yaralandığı kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla
sınır boylarına inşa edilen kale kollar kaçakçılık olaylarını büyük oranda azaltınca bu kez geçim sıkıntısına düşen köylüler göçe başladı. Kaçakçılık sırasında ölümler en çok İran sınırındaki Özalp ve Saray ilçelerinin köylerinde yaşandı. Ölümlerin öncelikli sebebi ise İran askerlerinin açtığı ateş. Kaçakçılık sorunu İran'la yapılan sınır güvenliği toplantılarında defalarca ele alındı. En etkili tedbir ise sınıra yapılan yüksek güvenlikli kale kol olarak tabir edilen karakollarla sağlandı. Dediğimiz bir iş imkanı, yani başka büyük bir şey istemiyoruz. 285 kilometre uzunluğunda olan İran sınırına yapımına başlanan 37 kale koldan 27'si tamamlandı. Bitmiş oldu. Bu karşıda görünen harabe. Yüksek güvenlikli ve caydırıcılık özelliği taşıyan kale kollar sayesinde sınırdaki olayların sayısında büyük düşüş yaşandı. Sınıra daha yakın hatları konuşlandırılan kale kolların sahip olduğu teknolojik imkanlar, hakim kuleler, kurşun geçirmez camlar, havan ve roketlere dayanabilecek duvarlar sayesinde 2011 yılında 1019 olan sınırdaki olaylar 2012'de 289'a düştü. Sınırdaki tedbirler kaçakçılığı önlerken geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan köylülerse göç etmek zorunda kaldı. Maddi sıkıntı yaşayan köylüler batı illerine giderek başta inşaat olmak üzere çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Zonguldak İstanbul Karayolu'nun 32. kilometresi Ören mevkiinde büyük kaya parçaları yola düştü. Heyelan sırasında yoldan geçen otomobil düşen kayalara çarpınca otomobil su kanalına düşmeden durdu. Zonguldak İstanbul Karayolu'nda meydana gelen heyelan yolun tek şeridini kapattı. Yola düşen kaya parçaları geçen otomobillerin zarar görmesine sebep oldu. Heyelan sırasında yoldan geçen otomobil düşen kayalara çarptı. Olayda yaralanan olmazken, kayalara çarparak otomobilinde hasar oluşan sürücü Recep Akkurt yaşananları şöyle anlattı. Yukarıdan geliyordum ben, zaten şuradan ilerledim, sola dönecektim. Birdenbire yola geldi. Yani yolda daha kayalar varmış, ben kayalara vurdum. Vurmamak için ortaladım ben yine biraz. Yok, yaralama falan yok. Ben eğer büyük kayaya vursaydım zaten bana araba aşağı da olur zaten. Heyelanın meydana gelmesinin ardından jandarma, bölge trafik ve karayolları ekipleri olay yerine geldi. Yolda tek şerit olarak trafik akışı verildi. Hasar gören otomobil vatandaşlar tarafından yolun kenarına alındı. Karayollarına ait greyderin yolu temizlemesinin ardından trafik normale döndü. Unkapanı civarında asayiş uygulaması yapan motosikletli Yunus ekibi ve şüphelendikleri bir kişi arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Daha sonra yakalanan şüpheli 8 kilo esrarla ele geçirildi. Fatih'te motosikletli Yunus ekipleriyle şüpheli bir kişi arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Motosikletli Yunus ekibi Unkapanı civarında asayiş uygulaması yapıyordu. Tam o sırada şüphelendikleri Rıdvan E'yi durdurmak istedi. Fakat Rıdvan E, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı. Polisle şüpheli arasında uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan Rıdvan E'nin çantasından 8 kilo esrar çıktı. Yakalanan şüpheli Şefik Tevfik Fikret polis merkezine götürüldü. Nereden getirmişti onu? Uyuşturucunun eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde satılacağı öğrenildi. Bu arada polis Rıdvan E ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak'ta 10 çocuk annesi 47 yaşındaki Fethi Genç adında bir kadın, ortaokul öğrencisi kızı, hafif zihinsel engelli 13 yaşındaki Songül Genç'in okul çıkışı kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis küçük kızı bulabilmek için çalışma başlattı. 47 yaşındaki Fethi Genç adında bir kadın polise başvurarak kızının kaçırıldığı ihbarında bulundu. İki tane çocuk parkta bekliyordu beyaz arabayla. Ondan sonra benim damadın dayısı dayısını karşı. Ondan sonra ben diyor ki Songül nereye gidiyorsun diye çağırmış camdan duruyor. Hiç oralı olmamış. Ondan sonra arabaya atmışlar. Ondan sonra gören şeyden yok.
Onu bilmiyorum. Kimin kaçırdığını farkında değilim. Ben de onu araştırmaya çalışacağım. Fethi Genç'in eşi karıştığı bir kavga nedeniyle 9 aydır cezaevinde. Acılı anne, kızının hafif zihinsel engelli raporu olduğunu belirtti. Zihinsel, %50 raporu var. Ondan ne insan olur ne bir şey olur ta ana çocuğu. 13 yaşında. Fethi Genç'in 10 çocuğundan 5'inin evli, diğerlerinin yanında olduğu belirtilirken polis küçük kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilerden biri polis ekibi tarafından yakalandı. Çaldıkları bilgisayarla tren raylarına inen diğer 3 hırsızdan birisi tuvalet ihtiyacını gidermek isterken trenin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırılırken diğer zanlılar ise polis ekibi tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Hırsızlık yaparken canından oluyordu. Üç hırsız Fatih'te bir iş yerinde çaldıkları bilgisayarla tren raylarına inerken, hırsızlardan biri tuvalet ihtiyacını gidermek isterken tam o sırada gelen trenin çarpması sonucu yaralandı. Devriye görevi yapan polis ekibi Koca Mustafa Paşa tren istasyonunda bir kişiye tren çarptığı ihbarı üzerine olay yerine geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekibi rayların üzerinde yatan yaralı bir kişi ve iki arkadaşıyla karşılaştı. Elemanı 112 ekipleri gerekeni yapıyor. Sağlık ekibi yaralı kişiye müdahale ederken polis ekibi de yanındaki iki arkadaşının şüpheli tavırları nedeniyle çevrede araştırma yapmaya başlayınca kişilerin yanında bilgisayar kasası ve ekranı olduğu belirlendi. Trenin çarpması sonucu yaralanan kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken tren istasyonunda yanlarındaki bilgisayarla yakalanan iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zonguldak'ta yağmurla birlikte dereler ve kıyı bölgelerdeki yamaçlardan akan çamurlu su denizde kirliliğe neden oldu. Çamurlu su Zonguldak'ta deniz kirliliğine neden oldu. Özellikle Kozlu sahili ve ılık su mevkiinde denizin çamur rengini alması tepki çekti. Yağmur ve dalgaların etkisiyle kıyıdaki toprak yığınları denizle buluşurken, ılık su deresinden akan çamurlu su da denizin renginin değişmesine neden oldu. Ilık su plajının yanındaki kıyı bölge tamamen çamurlu suyla kaplandı. Bu arada deniz kıyısına dökülen toprak ve moloz yığınlarının da denizde kirliliğe yol açtığı belirtildi. Sevgili izleyenler, Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı karayollarında buzlanmaya neden olunca kazalar da peş peşe geldi. Kütahya, Afyonkarahisar karayolunda da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı. Öte yandan Gümüşhane'de buzlanan yolda kontrolden çıkarak kayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı ve sırada görmek istemediğiniz ama istemediğimiz halde her gün yaşanan kaza haberleri geliyor ekranlarınıza. Aksaray-Ankara karayolunda akşam saatlerinde yağan kar gece buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeniyle 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken otomobiller adeta hurdaya döndü. Buzlanma nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alarak yolun trafiğe açılmasıyla birlikte otomobiller tek tek uyarıldı. Bir diğer kaza Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. İknur Akkuş idaresindeki otomobille Afyon-Karahisar'dan Kütahya istikametine gitmekteyken Çoğurlar yol ayrımında karşı yola geçmek isteyen Hüseyin Özkaya idaresindeki tıra çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunanların olduğu belirtildi.
Gümüşhane'de 25 yaşındaki Furkan Kaya'nın kullandığı otomobil, Yeşilyurt Köyü Cabayır Mahallesi yolunda rampadan çıkarken kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kaldı. Bu sırada kaymaya başlayan otomobil kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen öğrenciler, ölen arkadaşlarının ardından gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Zeytinburnu'nda 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çıkan yangında çoğu kadın ve çocuk, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın Zeytinburnu'nda bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre apartman boşluğunda çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Ya bilmiyorum, tam manasını bilmiyorum. Sadece ta bizim öbür sokağa kadar dumanlar geliyordu. Biz ona geldik. Biz hani alevi tam gördük. Biz buraya çorba içmeye geldik. Burada ufak ufak yangının çıktığını görünce itfaiye haber verdik. Yoldan geçiyordum. Ara katta dediler yangın var. İtfaiyeleri gördük. İnsanlar bu şekilde. Yani bundan 10 sene önce benim evim de yandı. Allah buradaki insanlara yardım etsin. Yangının oluşturduğu yoğun duman bütün daireleri kapladı. Binayı saran yoğun duman sebebiyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih itfaiyeleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Dumandan zehirlenmemek için balkonlara ve çatı katına çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım bekledi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri dumandan etkilenen ve mahsur kalan çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda vatandaşı itfaiye merdivenleriyle kurtararak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Türkiye'ye konuşlandırılacak patriotlar konusunda İran'dan dikkat çeken bir iddia daha geldi sevgili izleyenler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, patriot bataryalarının olası bir savaşta İsrail'i İran füzelerine karşı koruma amacıyla Türkiye'de konuşlandırılmak istendiğini öne sürdü. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı NATO'dan talep ettiği patriotlar konusunda İran'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rahim Mihmanperest, Patriot füze bataryalarının olası savaşta İsrail'i İran füzelerine karşı koruma amacıyla Türkiye'de konuşlandırılmak istendiğini iddia etti. Lübnan'ın El Manar televizyon kanalına konuşan Mihmanperest, patriotların İsrail'in İran'a saldırması durumunda İran'ın yapacağı karşı atağa karşın İsrail'i korumak amacıyla Türk topraklarında yerleştirilmek istendiğini savundu. İranlı sözcü, Türkiye'ye yaptığım ziyarette Türk makamları Türkiye topraklarını Suriye füzelerine karşı koruma maksadıyla patriotların Türkiye'ye konuşlandırılacağını söyledi. Fakat İran'a göre bu sistem Batı ve NATO tarafından İsrail'i koruma amacıyla Türkiye'ye yerleştiriliyor diye konuştu. Türkiye'nin İran'a yapılacak herhangi bir askeri harekatta yer almayacağını düşündüklerini de söyleyen Mihmanperest, bize göre Türkiye hava sahasını İran'a karşı kullandırmaz. Ancak Türkiye'deki füze sistemlerinin kontrolü Türklerin değil, batılı ülkelerin elindedir açıklamasında bulundu. ...18 Aralık'ta Bağdat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan, ardından tedavi için Almanya'ya götürülen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumuna ilişkin muamma sürüyor sevgili izleyenler. Dünya basınında Talabani'nin öldüğüne dair iddialar yayılırken Bağdat ve Almanya'dan konuyla ilgili açıklama yapılmaması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Takvim yaprakları 18 Aralık 2012'yi gösterirken Irak'tan gelen o haber tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Haberde Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirdiği ve derhal hastaneye kaldırıldığı bilgisi veriliyordu.
democratic system, we have freedom. Durumunun ciddi olduğu açıklanan Talabani için çeşitli ülkeler yardıma hazır olduklarını açıkladılar. Bağdat yönetimi ilk etapta yardım çağrılarını geri çevirdi ancak iki gün sonra İngiliz ve Alman doktorlardan oluşan bir heyet Bağdat'a giderek Talabani'yi muayene etti. Milletvekili, this country is now a part of it in Iraq. Yapılan kontrollerde durumunun kritik olduğu belirlenen Irak Cumhurbaşkanı Talabani 20 Aralık'ta uçakla Almanya'ya götürülerek ülkenin önde gelen üniversite hastanelerinden birinde tedavi altına alındı. 20 Aralık'tan bu yana Talabani'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmaması dünya basınında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Fransız Le Figaro gazetesi önceki gün 79 yaşındaki Talabani'nin klinik olarak öldüğünü öne sürdü. Irak Cumhurbaşkanlığı Bürosu bu iddiayı yalanladı. Berlin'den Irak'ın kuzeyine geri dönen Talabani'nin eşi ise durumu iyiye gidiyor ancak bir süre daha dinlenecek dedi. Irak kaynakları Talabani tedaviye yanıt veriyor ısrarını sürdürürken doktorları sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmayacaklarını duyurdular. Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, 98. yılında anmak için 7'den 70'e Türkiye şehitlerine yürüdü. Kar yağışı altında gençlik şühedanın izinde anma yürüyüşüne Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da Türkiye'nin dört bir tarafından Sarıkamış'a akın eden 10 bini aşkın vatandaş katıldı. 7'den 70'e Türkiye şehitlerine yürüdü. Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik 98. yılında anıldı. Kar yağışı altında gençlik şühedanın izinde anma yürüyüşüne Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve her yaştan yaklaşık 10 bin kişi şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. Çelenklerin konulmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Yürüyüş sırasında -13 derece kar kalınlığının 1 metreyi bulması dikkat çekti. Bayraklarla zorlu yürüyüşe katılanlar 8 kilometrelik Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izledi. Yoğun kar yağışı altında "Dedeciğim ben geldim" sloganıyla yapılan yürüyüşü Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç başlattı. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinden 10 bin üniversiteliyle Allahu Ekber dağlarını aştık. Türkiye'nin tüm illerinden 81 vilayetimizden yüz binlerce gencimiz her yıl Sarıkamış Gençlik Kampı'na gelecek. Çam ormanlarında yazın ecdadın yürüdüğü güzergahı görecek. Kışın ecdadın yürüdüğü koşullarda bu dağlarda yaşamanın güçlüğünü idrak edecek. Dedim ya, 100 yıl öncesini idrak edemeyen nesillerle 100 yıl sonrasını inşa edebilmek mümkün değil. Bilindiği gibi 22 Aralık 1914, 15 Ocak 1915 tarihler arasında Enver Paşa komutasındaki birlikler Sarıkamış'ın Allahu Ekber dağlarında Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken Karakış'a yenilmişti sevgili izleyenler. Bazı tarihçilere göre 90 bin, genelkurmay kayıtlarına göre de 60 bin asker düşmana değil de şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz kıyafete yenilmişti. Bizler de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Kar yağışı yurdu etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli ve merkeze bağlı köylerde yarından sonra okullar 2 gün tatil edildi. Orta Akdeniz üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı nedeniyle 1120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar bazı yerlerde vatandaşlara zor anlar yaşatsa da Şırnak'taki çocukların ve Bolu'da yaşayan vatandaşların hoş dakikalar geçirmesine sebep oluyor. Nasıl mı? İzliyoruz. Bu görüntüler Tunceli'den. Her yer bembeyaz. Tunceli'de cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından 300 köy yolu ulaşıma kapandı. Yollarının açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli ve merkeze bağlı köylerde yarından sonra okullar 2 gün tatil edildi. Bu arada Tunceli Pülümür Karayolu'nda ulaşım kontrolü sağlanıyor. Doğu Anadolu bölgesinde dün geceden beri devam eden kar yağışı nedeniyle köylerin merkezlerle bağlantısı kesildi. Erzurum'un 950 köyü ile Ağrı'da 100, Muş'ta ise 70 köy yolunda ulaşım durdu.
özel idaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken belediye ekipleri şehir merkezlerinde kar ve buz temizleme çalışması yapıyor. Erzurum şehir merkezinde kar kalınlığı 30, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 70 santime ulaştı. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Ardahan'da yaşandı. Yine sıfırın altında olmak üzere gecenin en düşük sıcaklığı Ağrı'da 11, Kars'ta 10, Erzurum'da 6, Iğdır'da 4, Erzincan ve Muş'ta 3 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji uzmanları kar yağışının Perşembe gününe kadar etkili olacağını ve sıcaklıklarda artış gözlendiğini bildirdi. Van ve Bitlis'te dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı 241 köy yolunu ulaşıma kapattı. İl özel idaresi ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmaya başladı. Bitlis il merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu. İl özel idaresi ve karayolları karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için soğuk hava ve tipiye rağmen çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Şırnak'ta yağan kar araç trafiğini olumsuz etkilerken çocuklar arasında sevinçle karşılandı. Çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstünün yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent merkezinde seyir halindeki araçlar zincir takarken zincir takmayan araçların hareket etmekte sıkıntı yaşadıkları gözlendi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı tahmin ediliyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken köylerle ulaşımda aksamalara yol açtı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken çok sayıda köy yolu ise çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Öte yandan Bolu'da karla kaplı Abant Tabiat Parkı'nda tatilciler gölün çevresinde yürüyüp ata binmenin keyfini sürdü. Abant Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan Abant'a gelen günübirlik tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkardı. Tatilciler karla kaplı Abant'ta ata binip iskelenin üzerinde bol bol fotoğraf çektirdiler. Gençler ve çocuklar ise kar topu oynayarak eğlendi. Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı sevgili izleyenler. Turistler Konyaaltı sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken Antalya yazdan kalma bir hafta sonu yaşadı. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 19 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bu arada Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bir uyarı geldi. 2004 yılında hava sıcaklığı önemli oranda düşmüş ve Antalya tarihinde ilk kez -4 dereceyi görmüştü. Salı gecesi de Antalya'da hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmesi bekleniyor. 23 Aralık'ta sanatçılar girişiminin düzenlediği gecede yaptığı konuşmayla tartışmaların odağına oturan ünlü sanatçı Levent Kırca bu kez Bursa'da tartışılacak sözler sarf etti. Kırca televizyonlarda iktidar yandaşı konuşmalar yapan sanatçılara tepki gösterdi. Az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun sahne aldığı ünlü tiyatro sanatçısı Levent Kırca, Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte yine çok tartışılacak sözler sarf etti. Konuşmasında hem iktidarı hem muhalefeti eleştiren Kırca, hükümeti desteklediklerini açıklayan sanatçılara sert sözlerle yüklendi. Neredeler bunlar? Neredeler? Televizyona çıkıp birer ikişer hükümetin yaptıklarını çok beğeniyoruz, hükümeti çok takdir ediyoruz. Allah cezanı diyor.
Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma adına iyi akşamlar diliyorum.